Tekrardan merhaba diyorum. İkinci yayınımız oldu. Tekrar bir seni tanımak istiyorum Sadağ Hocam. Merhaba Betül Hocam. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Tekrardan sizi görmek çok güzel. Bizim için de çok gurur Tekrardan verici. otizm çok teşekkür ediyorum. Faydalı olabilmek dileğiyle. Birinci söyleşimiz çok güzel, keyifli oldu ve faydalı oldu. Dönütlerini Evet. çok tatlı bir şekilde bildirimlerini geri aldık. İkincisini de öğrenmeye hazırlık becerileri. Otizmde temel becerilerde öğrenmeye hazırlık becerileri olarak belirledik başlık adı altına. Çünkü bu çok değerli bir başlık. Yani eğitimin özel ana unsuru diyebiliriz. Özeli de başlık olarak eklemek istiyorum. Öğrenmeye hazırlık becerileri. Ne geçmeden önce kendimi tanıtmam gerekiyor tabii ki. İkinci kez bunu Biz atlamayayım. Hocam hepimiz heyecanlı bir aslında tanıyoruz ama yine de an. öğrenciler de yakından bilsin çok isterim. Evet, Selda Gönenç ben. Okul öncesi öğretmeniyim. Bunun yanında özel eğitim alan öğretmenim, alan uzmanıyım. 9 yıllık, 10 yıllık serüvenime otizm gönüllülüğünü ortaya koyarak çalışmaya devam etmekteyim. Ve sizlerle de deneyimi, bilgilerimi paylaşmak için buradayım. İkinci kez. Çok keyifli birimiz için. İyi ki bizim için çok keyifliydi. İzleyemeyenler için yine Doğuş'un YouTube hesabında var. Biz otizmi evet biliyoruz ama içinde ben sizin çalışmalarınızı zaten birebir de hem deneyimleyen hem izleyenlerden bir tanesi olarak öğrencilerin bunu hem alanda bilmesini hem de zaten sizin çevrenizde hem çocukların hem yakınlarını getiren kişilerin de doğru yerden öğrenmesini çok istedim. Hem de bir üniversite kapsamında biz de doğru insanları çağıralım ki insanlar yönlenirken sadece belli unvanlara takılı kalmasınlar diye çocuklarını, akrabalarını, tanıdıklarını yanlış yönlendirmeyelim istedim biraz da. O yüzden de o kadar güvendiğim bir yerden bunu duymayı şimdi ikincisinde de çok teşekkür ediyorum. Kabul ettin burada. Neden bu Ben de kadar teşekkür önemli ediyorum. sizin için? Bu konu neden bizim gerçekten bilmemiz gereken bir konu? Öğrenmeye hazırlık becerileri aslında öğrenmeyi öğrenmek. Temelinde bu var. Günlük yaşam becerilerinde zaten aileler günlük yaşam becerileri sıkıntılarında, takip sıkıntılarında çocuklarını fark ediyorlar. Neler oluyor? Neden benim komşumun çocuğu 2 yaşında bir şeyleri isterken, ben kullanırken, gidip kaybettiği oyuncağı bulurken, hemen basitten bir örnekle başlayalım. Benim çocuğumda ne oluyor, ne bitiyor da kendi etrafında dönüyor, koşuyor, sadece lambaya dönüp bakıyor, bir tablete, ekrana kilitlenip kalıyor dediğimizde aslında günlük yaşamın içerisinde biz çocuklarımızı sıkıntılarını fark edebiliyoruz. Burada öğrenmenin aşamalarında model almada sıkıntılar olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Öğrenmeye hazırlık becerileri yani öğrenmeyi öğrenmek, öğrenmeyi öğretebilmek aşaması bu anlamda çok değerli, çok önemli. Şimdi bunu tek tek basamaklandırmaya çalışırsak aslında doğru yoldan gidebiliriz. Belki süremiz yetmez ama temel anlamda bu bilinci, bu farkındalığı verebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki. Aslında günlük yaşamın içerisinde öz bakımda büyük sıkıntılar olabiliyor. Bunun yanında beslenmede, kalıpsal olarak da bunun yanında gelen davranışlar. Çünkü uyumlu davranış sergilemiyor bu hayatın içerisinde. Uyumlu davranış sergilemediğinde de sıkıntının biz taklit model almada bir şeylerin kopuşta olduğunu fark edebiliyoruz. Şimdi ne var zaten? Gel dediğinde gelmemek. Öğrenmeye hazırlık becerilerini
yönergesidir. Yani yönergeye tepki vermemesi. Otur dediğinde oturmaması. Çok basitten gidelim. Bir şeyi gösterdiğimizde bakmaması. Ortak dikkat kurmaması. Aynı şeyle ilgilenmemesi. İsteklerini mızmızlanarak, ağlayarak belli etmesi. Şimdi basitten almaya başladığımızda evet gel diyorum gelmiyor, yemeğini yemiyor. Gel diyorum elini yıkayalım gelmiyor. Biz bir şeylerle ilgilenirken çocuğumuz bakmıyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Önce ailenin içerisindeki günlük yaşamı temel alacağız ve eğitimlerimize buradan başlayacağız. Aslında çok basit değil mi? Çok şimdi, da kompleks bir şey değil. Şimdi gelen ebeveynler böyle çok ultra düzey bir şey yapabileceklerini düşünüyorlar ama orada anlattığınız hepimizin yaptığı şeyler aslında. Çok daha basitten başlamak. Evet. Sanki hani burada çocuğa doğaüstü bir şeyler öğretilmesi gerekiyormuş gibi bir inanç da var ya işte diğer çocuklara öğrettiğimizden daha farklı bir şey öğretmemiz gerekiyor gibi. Evet, sizin soru sorma şeklinizi çok seviyorum hocam. Yani farklı açılardan soruyorsunuz ve gerçekten buna ben bazen böyle bağlam dışı kalabiliyorum. Çünkü çok şeyi aktarma gerekliliği beni oradan alıyor buraya, buradan alıyor oraya. Bazen konuyu dağıtabilirim ama sizin sorduğunuz sorularla ben yine o içimdeki şeyleri çok güzel patlatabiliyorum sayenizde. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Doğaüstü şeyler beklenilmemeli ya da işte bir alana gittiğimde çok daha önceki söyleşimizde de bunu ifade ettik. Bir yere gireceğiz ve orada terapistler, oyun terapistleri, konuşma dil terapistleri, özel eğitim uzmanları, duyu terapistleri çocuğumu o alanda kaç seans, bir seans, iki seans, üç seans, belki bir yıl, iki yıl alacaklar ve belli bir noktaya getirecekler inancı var ve arayışları var. Tabii ki de gitmeliyiz, tabii ki de arayışlar içerisine girmeliyiz ama bu arayışlarımızın içerisinde bize bu rehberliği yapacak kişilerin bizi evimizi önemseyerek kendi alanlarını da kullanıp bizim alanlarımızı da nasıl doğru kullanabileceğimizi bize öğretmeleri gerekiyor. Uygulama göstermeleri gerekiyor. Çünkü çok basitse bir yiyeceğe bakmayıp gerçekten acıktığında gidip ya da sinir krizi geçirerek orada ailesinin anlamasını bekleyen bir çocuğun bir oyun alanına girip orada ilk önceliği oyunu öğretmek midir? Bir oyun öğretmek midir? Ya da duyu problemleri var, ıslak şeyleri ellemiyor. Bunun için mi önce ıslak şeyleri ellemesi için duyusal çalışmalar mı yapmalıyız? İlk önce ihtiyacı sahip olduğu evde, yuvasında ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını nasıl doğru bir dille, doğru bir davranışla ifade edebileceğini anlatmamız değil mi? Velileri buralarda nasıl uygulamalarla çocuğumuzla baş edebileceğimizi, olumsuz davranışını önce nasıl söndürebileceğimizi rehberliğini almamız gerekiyor. Başlangıçlarda yanlışlıklar olabiliyor. Burada niye biz aile temelli eğitimi özellikle baz alıyoruz? Doğru noktaları istesinler. Bir dakika öğretmenim, rehberim, benim sıkıntım gerçekten yiyeceğini istemede sunduğu davranışsal problemleri var. Ben bunu nasıl çözümlemem gerekiyor? Buralardan en ana olaya dönmek gerekiyor. Bu kopuşları ancak aile farkındalıklarıyla da biz aşabileceğimizi düşünüyoruz. Çok güzel eğitimler de veriliyor ama aile bazlı eğitimleri istemeleri gerektiğini milyon kez söylememiz gerekiyor. Evet, bunu sizden duymak daha iyi oldu. Çünkü ben İstanbul'da yaşayan biri olarak ve otizmle daha önce çalışmış biri olarak evet tabii ki ailelerin maddi durumu yüksek olabilir ama çok fazla örselenen çocuk görüyorum ve çok
bir sürü alan var burada. Yani İstanbul'da her şeyden çok fazla var. Belki hani işte İzmit'te kötü olanı çabuk duyulabilir ama İstanbul gibi bir yerde onu anlayıp öğrenip fark edeyim diyene kadar çocuğun 3 yılı geçmiş oluyor ve bir çocuk için de 2 yaşında fark edildiği, o da en farkındalıklı ailelerde fark edildiği varsayılırsa çocuk 5 yaşına geliyor zaten. O esnada bütün her şeyi kaçırılmış oluyor. Deneyimleyenler de olduğu için bu kadar net söylüyorum. Hani derdimiz bir zaten kurum göstermek değil, aksine bu çocukları artık bir fanusun içinden hayata çıkartmak. Sizin çalışmalarınızı bildiğim için bütün özel gereksinimli ama otizmde biraz daha iletişim olmayınca sanki doğaüstü bir çocukmuş gibi evin dışında bir yerde bir odanın içerisinde çocuk çok güzel sıralama yapabiliyor ama çocuk aç geziyor ya da tek tip besleniyor. Bunları sizin gelen öğrencilerinize de deneyimledim. Çocuk üstünü başını toparlayamıyor ama işte olay örgüsü düzenlemeye çalışıyoruz. Yani aslında çocuk bir matematik dehası evet olabilir ama üstünü başını düzeltemeyen bir matematik dehası yapmaya çalışıyoruz. O yüzden sizde en çok benim beğendiğim çalışmak içinde de çocuğun önce kendini fark etmesi. Yani evinde var, evinde misafir gibi çocuk. Ebeveynler de misafir gibi ama yani aslında herkes sanki otizmli bir çocuğu olunca farklı rollerde işte mükemmel ebeveyn olmaya çalışıp olamayıp da, çünkü olamıyoruz da zaten, evi de bir fanusa çevirip aslında ikame rollerle. Siz biraz daha oranın içinde tabii ki daha net görmüşsünüzdür. Ben ailelerin de çok evlerinde kendileri gibi hissedebildiğini düşünüyorum. Hani bu tarz yapay bir şeyle. Hissedemiyorlar hocam. Yani zaten buradaki çocukla birlikte kopuş, Evet. ailenin büyük kaygılarıyla çocuklar bunu hissediyor zaten. Ailedeki kopuş, şu kaygıyı hissediyorlar. Bilmemeleri çok normal. Çünkü normal gelişim gösteren seyrindeki çocuklar hiçbir sıkıntısı olmadan nerede olmuşsa zaten etrafını gözlemleyerek, model alarak, taklit ederek öğreniyorlar. Sıralayabiliyorlar. Ama otizm yelpazesine giren çocuklarda ve özel gereksinimli çocukları da burada baz almak istiyorum. Buralarda zaten üç ana unsurda sıkıntı olduğu için, sınırlılıklar olduğu için nasıl zaten öğretebileceğimiz bir şeyler burada önemli devreye Evet. giriyor. Yani çok önemli. Burada su bir ihtiyaç bardakta. Bunu pet şişedeki suyumu da biberonda ya da çocukların kullandığı suluk olarak gösterim. Anneler, babalar zaten bakımlarını çocukların çok güzel yapıyorlar. Yani özel çocuk da olsa nerede aslında acıktığını, susadığını kaşından Evet. gözünden anlarken bu suyu nasıl vereceğini bilmiyorlar. Evet. İletişim noktasında doğru müdahale, doğru davranışı öğretmekte bu suyu istemeye, işte burada suyu istemek çok basit gibi gözüküyor değil mi? Değil. Aslında Evet. burada tüm aydınlanmayı yaşayabiliriz. Bunu suluğu olarak farz edelim. Çocuğun suluğu bu. Ne yapıyor? Anne onu çok net görebileceği bir yere bırakıyor. Çocuk burada ihtiyaç duyar mı bu suyu istemek için? Hayır, zaten alır yani onu. Duymaz. İşte burada ihtiyaç üzerinden çocuklarla etkileşim ve iletişim kurmanın önemini bahsetmek burada mühim. Yoksa şimdi bu suyu susamış ihtiyacı var. Bunu bir alana bir şekilde göstererek koymak değil de suyu aramasını sağlamak. O her zaman bulduğu yere bırakmayıp sabote etmek. Ailelerimiz burada anlamadığında bakarak orada çocuğu mutlu etmeye çalışıyorlar. Evet. Değil. Eğitimciler de bunu bazen çok net es geçebiliyorlar. Suyu nasıl ister? Tamam. Belli kalıp Denver testlerinde sorularımız vardır ya da diğer ölçeklerimizde. Şimdi bu ölçekleri sorarken çok yönlü soramıyorlar. Zaman kısıtlılığı vesaire. Burada aslında çok bir suyu istemenin çok biçimli yolu sorulmalıdır aileye. Evet. Burada aydınlanma yakalanılabilir aslında. Aa,
Nasıl yani? Bir su bu kadar önemli mi? Evet, önemli. Önemli. Bu suyu ara, yani susayan çocuk önce suyu arayacak. Hemen burada örnek verelim, model verelim. Günlük yaşamın içerisinde ihtiyaç ve su. Ben bunu nasıl çocuğa öğretebilirim? Çocuk aradı, ağladı, zırladı, yerleri attı. Siz yanına kadar eğilip ne oldu, ne istiyorsun? Orada seçim yapabilirsiniz. Evi mi istiyorsun? Ev mi istiyorsun? Orada yine ona bakıyor, kendini atıyor. Çünkü ihtiyaç anında ailelerin gözlerine çok net baktıklarını aileler söylüyor. Sadece ihtiyaç duyduğu şeylerde ailelerini sıkıştırıyorlar. Ya saçını çekiyorlar, ya vuruyorlar, ya da kolundan çekip onu bir yerlere çektiriyorlar. Elinde bunu tutup bunu istemiyor musun? Nereye gidiyoruz? Mutfağa yönelecek muhtemelen. Ya da o bulduğu suluğu konsolun üstünde, vitrinin yanında, masanın üstünde, oraya gitti. Yine sen su mu istiyorsun? Susadın mı? Bakın burada değil, kullanıyoruz. Aa, nerede bu su? Burada yok mu? Masada yok mu? Hadi gel arayalım. Nerede? Nerede? Su, su. Neredesin? Mutfağa gidip bir iki dolabın kapağını açıp, çekmeceleri açıp suyu aratmak. Orada istediği şeyi hatırlatmak. Nesnenin ismini söylemek, ihtiyacını orada bu dili, bu şekilde iletişimle sağlayabiliriz diyebilmek değil midir? Evet, yani aslında kendi deneyimliyor orada. Evet, ihtiyaçlarından başlamanın önemi buradadır. Ama gidiyoruz eğitim almaya ve biz çocuğumuzla dil çalışması yapılmasını istiyoruz. Diyoruz ki sanki her şeye bakıyor, dinliyor, İzliyor, evdeki her şey yolunda gidiyor da bizim sadece sıkıntımız dil. Ve biz gidip bir dil terapistinden, oyun terapistinden, duyu terapistinden dil istiyoruz. Yani diyoruz ki burada dil çalışmalarını pekiştirelim. Burada temel ana öğeleri unutmamalıyız. Bir dakika, evet, önce ben suyu istemeyi, ekmeği yemeyi istemeyi öğretmeliyim. Öğrenmeliyim. Bu çok değerli. Bu direkt algı açar hocam. Farkındalık açar. Eğer bunu verirsek yemeği de bu şekilde verebiliriz. Çünkü çocuk burada bir farkındalık oluşturur. Hemen tepki vermez. Belki zor yönetiriz ama bir hafta sonra bu çalışmanın verimini bir üst beceriye geçirilebilir. Diğer yiyecekler sunulabilir burada. Yine gel, otur, bak, dinleyin, masa başı etkinliğiyle vermeye çalışmanın yanlışlığı yine öğrenmeye hazırlık becerilerinin içerisinde var. Hani önce evet, komut öğretiyoruz diyoruz ya, komutları vermemiz gerekiyor. Onu bir masaya, bir sandalyeye oturtup, masayı da şöyle çocuğa ittirip, oradan kalkmamasını sağlayıp, 20 aylık bir çocuğa, 4 yaşındaki bir çocuğa, 5 yaşındaki, 3 yaşındaki çocuğa aynı şekli uygulatıyorsak ve biz bunu sorgulamıyorsak özel eğitim çok yanlış yollardan geçiyor demektir. Zaten yani, çocuk ezbere yapıyor onları da, yani yapmıyor değil, yapıyor, ezberliyor artık. Bekleme, aynen öyle, yani bekleme, otur, dinle, öğrenmeye hazırlık becerilerinin ana komutları bunlar. Evet. Ama evet, biz oturmayı, geli, bakı, dinleyi sadece masaya geçerek verebileceğimizin algısını nasıl oluşturduk? Bunun öncesi 20 yıl önceye dayanıyor. Yani 20-30 yıl önceye dayanıyor ve hala günümüze geldiğinde sorgulanmıyor. Hala bunlar çok ciddi bir şekilde uygulanıyor. Çocuklar çok büyük tepki verdiği halde bu tepkilerin normal olduğunu söyleyip... Hayır. Otizmden kaynaklı gibi değil mi? Aslında evet, rahatsız olduğu için değil de otizmden kaynaklı bir rahatsız. Aynen öyle. Çünkü 20 aylık bir çocuğun yaş skalasına baktığında 45 dakika, 40 dakika zaten oturup beklediğini alamayacağımızı bilmemiz lazım. Aa, bizim üniversite öğrencileri de zaten vermiyor 45 dakika sonra. Yani biz verebilir miyiz? Ben bile şimdi burada sizin karşınızda bir şeyler anlatırken fark edersiniz ki hareketli bir insanım. Anlatırken bir coşkum var,
Hani ben şu an açımız şey olsa ben size kalkarak anlatırım hocam. Yani bir gün bu şekilde bir uygulama Evet, bir gün davet edeceğiz sizi yakında. Yerimde durabilen bir insan değilim. Bu benim özelim ama ne yapıyorum? Evet, burada belli bir süre tutmam gerekiyor. Bunu 40 yaşında yapmaya çalışıyorum. 2 yaşındaki bir çocuğu hedef alalım. O çocukta sonra da diyoruz ki annesi bunu öğrenmek zorunda. Bunu yapmadan olmaz diyoruz. Bunlar çok yanlış. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bekleme, oturma, dinleme çalışmalarını ben filologlarla ayakta veriyorum hocam. Çok hareketli, koşan, dinlemeyen, bakmayan çocuklarla bu çok cici. Hulolop'u dışarıya çıktığımızda parkta yürüyerek yürüyüş esnasında bekle, dinle, dur çalışması yaptırıyorum. Her kış ayı değilse bahar aylarında velilerimle tanışmışsam çocuklarla önceliği evde yapmayabiliyorum. Öncelik evde değil, dışarıda. Dışarıda önce bana alışsın, etkileşim kursun, kendini güvende hissetsin. Ne yapıyorum bununla? Bel mesafeme getiriyorum çocuk, bazen kendim de giriyorum çocuğunda. Yürüyüş esnasında koşmak istiyor, bu hulolopla durduruyorum gövdesini. Bekle, koşmak mı istiyorsun? Dur, dinle. Çok güzel durdun, aferin. Bak burada motosiklet varmış, bunu mu gördün? Çevredeki ağaç, çiçek, motor, en çok ne görüyorsak o çevrede, abi, abla, bunları isimlendirerek yürüyüş yapıyoruz. Koşmak istediğinde 1, 2, 3, hadi birlikte koşalım. Tamam, şimdi durduk. Yoruldum. Biraz oturup dinlenelim mi? Bank gösteriyorsun ve orada oturma eylemini, bakın alanın içinde değil, dışarıda, çevrede, hulolopla bekleyerek, dinleyerek ve bir bank gördüğümde oturtarak ve çevredeki nesneleri isimlendirerek hem fırsat eğitim yapıyorum, hem doğaçlama yapıyorum, akışta dil kullanıyorum ve ne veriyorum? Bekle, dinle, dur veriyorum. Peki çocuk yürürken bir masa sandalyede verdiği tepki kadar tepki verir mi? Evet, bununla da veriyorlar, dışarıda da veriyor. Çünkü dışarıyı da fark etmemiş bir sürü çocuk var. Sadece evet, ağaçlara ve yapraklara bakmak istiyor. Ama bir hafta sonra yürüyerek, hareket ederek, hareket, 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 hareket. Hareketin içerisinde beklemeyi ve dinlemeyi verdiğimizde çocuklarımızın bu komutları masa başında değil, doğal akışta yaparak, yaşayarak, uygulayarak verdiğimiz etkili olduğunu görebiliyoruz. Çocuk zaten yaşadığını hissediyor. Öbür türlü sanki böyle diğer çocuklar gibi değil de belli bir şeyin kalıbının içinde olmalı gibi. Yani o sınıfta, o masada bu sefer daha kendilerine, yani ben bir psikolog olarak süreçlerine baktığım için bu çocukları, kendini yetersiz hissediyor. Zaten kendini ifade etmede belli noktalarda zorlanıyor. Bir de biz onun bunun altını çizmek, sanki bir oyun oynamaya bile hakkı yok, bir parka bile çıkamaz gibi. O yüzden de ben yani belli başlı rehabilitasyonlara inanılmaz tepkili psikologlardan biriydim. Çalışmaya da tepkiliydim. Çünkü orada biz çocukları belli bir kalıbın içinde, kendi meslektaşlarım içinde söylüyorum, yarım saat içinde değerlendirmek mümkün değil. Bu çocuğu o sorularla değerlendirmek, söylediğiniz çok güzeldi. Yani tek bir soru, işte suyu gösteriyor mu sorusu. Şimdi göstermiyor ama eğer öyle bakarsak çok hiçbir problemi olmayan bir çocuğa da ben üst üste sıkışmış bir şekilde böyle bir acelem varmış gibi soru sorduğumda o cevabı zaten almıyorum. O yüzden de bu kalıpların dışında bir eğitmenle tanışmak, hem de bir beraber çalışma deneyimi de yakalamak benim için de çok özeldi. Çünkü sosyal hizmet bölümüne de ben bunu anlatıyorum. Dezavantajlı bireyler bir fanusun içerisinde hayattan izole edilerek değil, aksine tam olarak hayatın içinde entegre. Çünkü öbür türlüsü çok kolay. Yani biz de evden çıkmadan
bir şekilde eğitim alabiliriz ama önemli olan hayat içerisinde adapte olabilmek. Zaten videolarınız da var, onları da görüyorum, deneyimliyorum. Çocuk kendi evinin masasında yemek yeme, kendi dolabını açma. Bunlar bize tabii çok böyle basit gibi geliyor. Sanki böyle çok ekstrem değilmiş gibi ama tabii siz deneyimleyen olarak daha net görürsünüz. Bu kadar basit mi gerçekten kendi evinde kendi tabağını alabiliyor olması? Aslında bu basit olmayan şeyler için önce tanılama sürecini, aslında bu basit gibi Evet. görünen eğitimi buradan başlayacağının basitliğini hisseden kişiler aslında burada yapılamayan şeyler için öncelikle bir psikiyatr, psikolog arayışına giriyorlar. Daha sonra tanılama Evet. sürecine giriyorlar. Aslında burada bir çelişki var. Evet. Evet. Yanılıyor muyum? Var yani, müthiş bir çelişki var. Aileyi harmanlamayı çok seviyorum. Aileye güveni, aileye güvenmeyi de çok seven bir insanım. Yani verdiğim şeyi ne kadar alıyor, o güveni ne kadar veriyor? Bu karşılıklı güven ve birinci seçeneklerini, birinci ön koşullarını doğru oturtmak çok önemli. Şimdi bunu yapamadığı için arayış içine giren bir ebeveyn, buradan mı başlayacağız dediğinde bunu hissettirmek. Ama bunu yapmadığı için burada değil misin? İşte biz ne yapacağız? Buradan başlayacağız. Evet. Ihlarının, amaçsızlığının, evde gün boyunca sürekliliği olmayan nesneyi atıp atıp gezip diğer nesneye giden, her şey dağılmış ama içerisinde hiçbir şekilde mutlu olmayan, annesini çekiyor ama annesini niye çektiğini bilmeyen, bazen ihtiyacın dışında Evet. babasıyla bir şey yapmak istiyor ama ya yüzünü tırmalıyor ya saçlarını çekerek iletişim kurmuş bir çocuk, ya da sadece mutfağa gitmiş annesi ah dediği için tencereyi alıp yere atıp onun tepkisine bakan, iletişimi yanlış, iletişim becerilerini yanlış yoldan öğrenmiş çocuklarımız. Sıkıntılar burada çok büyük. Önce buralardan. Aslında zorlanılan nokta ev noktasına girmek istemiyor kimse. Eve dahil Evet. olmak istemiyorlar. İlk başta sancılı olabiliyor Betül Hocam. Yani deneyimlerimde önce aileler, hani o evde çözülecek olayı var ya, aslında dışarıda olma olayı biraz rahat geliyor. Çünkü evde zaten evdeler. Bir de olayın evde çözüleceğini söyleyince çekinebilir, biliyorlar, vazgeçebilenler oluyor. Ben bunu yapmak istemiyorum. Suçlu hissedenlerdi. Yani suçlu da hissettiriliyorlar belli noktalarda. Evet, ama işte burada önce sürekli sohbetle, burada işin kaynağının ne olduğunu, ailelerle bol sohbet, bol telefon görüşmeleri, bir araya gelmelerde, seansın biraz uzatarak ya da seansın en az yarım saatini ailelerle konuşarak, görüşerek, Evet. bir 10 dakika içerisinde bir uygulama yapıp anneyi de katarak, hadi burada sen de iste diyerek, orada kendi gücünü, yapabilirliğini, yani uygulamayı gösterdiğinizde, o uygulamaya çocuk cevap verdiğinde, hiç ulaşamayacakları şeyleri yapmaya başladıklarında birinci ve ikinci ayda ailelerde müthiş gülümsemelerle, biraz eğitimci de burada sabırlı olmak durumunda. Evet. O birinci ayın, ikinci ayın sonucunda müthiş güzel dönütler alınıyor çocuklardan. Sonra buradaki farkındalık arttıkça gerçekten kafalarda, oyun terapisine de gitse miydim, dil terapisine de gitse miydim, şurada bir duyu terapisti varmış, şunu da yapsa mıydım soruları kalkıyor. Çünkü Evet. çocuğun aydınlanmayı, giysisini giyerken, ihtiyacında yiyeceğini yerken, oradaki dinleme zorunluluğunu nasıl iyi aldığını görüyor. Tabağını toplamadan sevdiği o sallayacağı ya da aynaya gidip bakacağı ya da çevireceği oyuncağa gidemeyeceğini biliyor. Çünkü burada yavaş yavaş kurallar ve prensipler araya giriyor. Evet. Yani suyu nerede bulacağını öğretiyoruz önce. Sonra onu çok kasmadan, evet sana verir mi diyoruz, veriyoruz. Sonra 3 gün sonra ya da 2 gün sonra eliyle, jest ve mimiklerle suyu nasıl isteyeceğini model oluyoruz.
Daha sonrasında bakıyoruz ki bu tam anlamıyla pekişiyor. Bir hafta sonra da diyoruz ki su, su. Ne istiyorsun? Duruyoruz. Hadi sen de söyle. Ama şu kalıpsal konuşmayla de su, su, su. Nötr bir tavırla hani böyle su, söyle vereyim, söyle vereyim. Burada tavır çok önemli. Burada yaptığı olumlu ve olumsuz davranışları göz göze, yüz yüze hissettirip onaylandığını ya da onaylanmadığını hissetmesi lazım. Tabii. Bir de en büyük problem tek düzelik. Ailelerin de nötrlüğü, şeylerin, eğitimcilerin öyle olması. Burada bu alana girecek, dahil olacak kişilerin bunlara önem vermesi gerekiyor. Yani kendimize dönüp bir bakmalıyız. Ben olsam benim gibi bir insanla çalışmak ister miyim? Ben çocuk olsam senin gibi bir anneyle ya da babayla iletişim kurar mıyım? Ben bir şey istediğimde ne kadar ben susturuldum? Ağlamama izin verilmedi, kriz çıkarmama izin verilmedi. Ne kadar mücadele aldım? Yine altını çiziyorum. Burada bir suçlama yok. Bunları biz ailelere fark ettirirsek aileler gerçekten çok güzel cevap veriyorlar. Çok güzel. Aileleri şunu da eğitimciler, kaliteli eğitimciler, idealist. Ben evet bir şeyleri gerçekten yapmak istiyorum. Çok yönlü eğitim vermek istiyorum. Bu çocuğu evde, dışarıda, parkta, alanda. Eğitimciler aile seçmeli zaten. Evet. Çünkü çok büyük bir yoğunlaşma var. Ana odaklanma var çocukla alakalı. Eğitimci de zaten ne istediğini tam olarak aileye verdiğinde orada ne kadar böyle bir beyinsel bir transferlerde sıkıntı olsa da bir zaman sonra oturuyor, o niyet yerini buluyor diye düşünüyorum ben. Biraz bunun enerjisel kısmı da var hocam. Psikolojik kısmı da var. Evet, tabii ki öyle. Zaten ailenin hem tanı alma sürecinde maalesef bizim eksikliğimiz de bu. Şimdi aile çocuk doktoruna gidiyor, orada bir tanı alınıyor çocukla ilgili ya da psikiyatr söylüyor. Aile travmatize oluyor, daha tanı alma aşamasında yerle bir. O süreç içerisinde zaten psikoloğa gidilmiyor. Türkiye'de zaten yönlendirme çok az. Doktordan doktora sürüklenirken bir de orada düşüyor. Tedavi uzayıp bir de sonuç alamayınca artık tamamen bir öğrenilmiş çaresizlik, nasıl olsa değişmeyecek. Bir de bunun tabii ki başka bir sömürülme boyutu da var. Yani bir sürü alan gördüm. Hatta ben size soruyorum, gerçekten böyle bir alan var mı? Çünkü o kadar otizmle ilgili İstanbul'da işte ses terapisi, o terapisi, bu terapisi falan derken bir şeyin çok olduğu yerde de problem çıkıyor. Yani biz çok çeşitlilikte, hani bir tedavide hızlanma olur. Ben en azından İstanbul'dan gelebilecek insanları da size yönlendiriyorum. Çünkü çocuk çok başka bir şey. Ben kendi mesleğim için de onu söylüyorum. Doktora gittiğinizde en fazla ölürsünüz. Ama otizmde çocuğa yanlış bir eğitim veren biri o çocuğun bütün hayatını karartabilir, ki karartanları da zaten deneyimledik, gördük. En azından ben İstanbul'da bana gelen şikayetleri görebiliyorum. Psikologluk için de aynı şeyi söylüyorum. Ruh kaybı da çok farklı bir şey. Yani ebeveynlerin o ruhlarının yitimi, darmadağın olmak, yanlış süreçlerde kalmak. Çünkü bu bir ekip işi. Hep siz de öyle söylersiniz ya. Yani çocuğun sizinle ekip çalışması kadar ebeveynin de, şimdi ebeveyne ulaşamadığında da biz beraber çalıştığımızda da biliyorum. Yani ebeveyne gitmediğinde söylediğimiz, çocuk istediği kadar atipik olsun, istediği kadar hafif olsun, o çocuk ağırlaşıyor. Ama ebeveynleriyle çok güzel de yola girdiğimiz çocukların da ne kadar güzel yerlere geldiğini, ağır denmesine rağmen ne kadar ilerlediğini, hatta yani bizim bile şaşırabileceğimiz düzeyde çocuğun kendini toparladığını görüyoruz. O yüzden ben burada katılan bütün ebeveynlere de çok teşekkür ediyorum. Bu çok güzel bir değerdir çocuklarına, kendilerine. Zaten size verdikleri değer ortada ama ben kendilerine verdikleri değer için de teşekkür ediyorum. Öbür videoyu izlemeleri de öyle. Çok fazla duygu sömürüsüne maruz kalan ya da duygularıyla oynanan, işte orada
umut tacirliği yapılan alanlardan gelen ebeveynler çoğu. Bizde üniversitede var ve üniversiteye gelene kadar çocuk eğitip gitmiş. Ve çok güzel yerlere gelebilirken yanlış eğitmenlerin elinde, ebeveynlerinin umutsuzluğu neticesinde evet bir üniversite okuyor ama bir türlü çocuk kendini toparlayamamış. Yani o otizmle evet üniversitede tabii ki her yerde olmalılar ama çocuk o kadar bezmiş, eğitimin her alanından bıkmış. Yani öğretmen gördüğünde üniversitede öğrenci çığlık kıyamet bağırıyor. O kadar çığlıkmış. O kadar kesilmiş bir eğitmenden. Dolayısıyla evet biz onu sevgiyle bir şekilde tutmaya çalışıyoruz ama ben o çocuğun travmasını artık 20 yaşında maalesef ki çözemiyorum. Çünkü çok yerleşmiş bir travma oluyor o. Ebeveynlerin bazıları bunu saklıyor ama yani çok da saklanacak bir şey değil. Bu çocuğun eğitim hayatında olumsuz etkileyen bir şey. Ben üniversite ayağını daha kötü buluyorum geç kalındıysa. Çünkü hani sizi de arayıp sordum. Hani biz bu çocuğa ne yapacağız? Yani hani yaş küçük olduğunda belki biraz daha toparlanabiliyor ama şimdi 19 yaşındaki bir çocukla ben gerçekten ne yapacağımı o temel bakım yani sizin o temel beceri dediğinizde teğet geçirmiş oluyor tabii ki. Çocuk tuvalete ebeveyniyle gitmek zorunda kalıyor yani 19 yaşında. O yüzden de ben buraya gelmenizi çok önemsiyorum. Bizdeki öğrencilerin velisi hiçbir şey için geç değil. En azından o travmatik aşamasını biraz daha geçmiş olurlar. Evet. Betül Hocam, hayatın içine en geç katılmış bir öğrencim de var. Çok küçük yaşlarda yakaladığım öğrencilerim de var. Çok küçük yaşlarda yakaladığım zaman daha çok seviniyorum. Çünkü evet. Psikolojik olarak yıpranmamış oluyorlar. Ne yaptığını bilen eğitimci çok önemli. Şimdi alanları çok net. Ben herkese bilgimi çok rahat paylaşmayı seven bir insanım. Alanlar çok belli. Ev, sokak, yani çevre, park, rutini bozacak bir sürü alana girmek. Bu dere olur, ırmak olur, deniz olur, parkur alanları olur. Çok farklı bir sokak keşfetmiştir aile ya da ben hemen oraya çocuğu alırım sokarım. Çok net çalışılacak yerler, ev, dışarısı, alanlar. Her yerde bakma, dinleme, gel, otur, ortak dikkat, işaret etme, ver, al. Saklanan nesneyi bulma, sıra bekleme, sıra alma. Bunların hepsini çok rahat verebiliriz. Sıra almayı da genellikle şapkalarla yapıyorum. Aslında fötür şapkalar, onu bulamadım. Ya, bu yayından önce aradım, bulamadım. Muhtemelen bir öğrencimde kalmıştır. sıra alma kısmını anlayamayan, daha çok zorlanan çocuklarımla eğer salıncakta sıra bekleme çalışıyorsam ya da evde bir oyun oynatıyorsam sıra beklemeli anne var, baba var, dede var, kuzenleri var. Böyle çalışmalarımız da oluyor bizim evde. Sembolik olarak sıra almayı bununla hatırlatıyorum. Yani şapkayla. Bu bizi izleyen insanlarımıza, değerli velilerimize, arkadaşlarımıza bir öneri olsun. Ne var? Diyelim ki bu bir kişi, sıra sende. Hadi topu at ya da tut. Her şeyin bir aslında çözümü var öğretebilmek için. Evet. Sıra sende, sıra sende. Anlamıyor. Nasıl vereceğim ben bunu? Aslında konu bu. Evet. Evet. Benim burada ne yapmam lazım? Sözsüz evre, konuşmaya hazırlık. Hazırlığın gelebilmesi için sözsüz evre var. Önce buralar dolacak. Yönerge alacak, bekleyecek, dinleyecek, izleyecek, sıra alacak, ortak dikkat kuracak, saklanan nesneyi bulacak aşamalı olarak, ne istediğini ifade eden jest ve mimikleri kullanacak, taklit. Taklit ana unsur. Zaten taklitin içinde ortak dikkat var.
Bir de bunların kendi içinde birbirini pekiştirmesi vardı. Sözsüz evre. Evet. Ve burada hepsi önce ne yapıyor? Günlük yaşamda, dışarıda, her yerde bu sözsüz evre çocuğu tamamlıyor. Oyunla tamamlıyor, beslenmeyle tamamlıyor. Beslenirken diyoruz ki seçim yap. Önce bu mu, bu mu? Anlamıyor. Sıra sende. Ben bunu yedim, şimdi sen de ye. Ben bu şapkayı sadece oyunda kullanmam. Bu şapka yerine zil de kullanabilirim. Hangisini istiyorsun? Yiyeceklerin üst taraflarına zil koyabilirler. Bunu mu istiyorsun? Bastım, hop, aldım, attım ağzıma. Burada oyunla o konuya dikkat çekmek. Oradaki eyleme dikkat çekmek. Bakmasını sağlamak, izlemesini sağlamak. Ve bunun temel ihtiyacında kuralını ufak ufak, dediğim gibi, o hareketi yaptı. Ben ikincide ne yaparım? Onu nasıl durduracağımı bilmem lazım. Hani evet. Zile bastım, dinlemeden aldı. Orada ne yaparım? Şöyle dokunarak, bekle bak, sıra bendeydi diyerek şapkayı sembolik olarak tekrar gösteririm. Burada sadece işte oturtup tak çıkarlarla, ahşaplarla, eğitim kartlarıyla eğitim alabileceğini ya da bunun mesajını veren kişilerden uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Bu masa başı denilen etkinlik değerli ama ilk öncelik değil. Ben de yaptım. Sistemin içerisinde bazen şey olabiliyorsunuz. Elinizdeki olanaklar kısıtlı olabilir. Benim de tabii ki masa başı çalıştığım zamanlar oldu. Ama hepsi bilirler ki öncelik hep veli eğitimi. Yine ayakta bir top oynama, bir oyun hamurlarıyla çalışma, arabalar kullanma, oyuncaklar, evcilikler, bunlar muhakkak devreye girmiştir. Kısır döngüyü sorgulamak zorundalar. Kendi evlerindeki kısır döngüleri de sorgulamak durumundalar. Dışarısı derya deniz. Ev evet. Derya deniz. Buradaki aşamaları çok rahat uygulamalar var. Zaten zamanla artık bir oluşum olduğunda bu aşamaları tek tek anlatmak istiyorum. Yüz yüze ulaşamadığım kişilere, yani ne olursa olsun bir internet aracılığıyla tabii ki bunların tek tek anlatma arzusu içerisindeyim. Bizi her şeyin bir bedeli size olmamalı. Evet, biz de çok isteriz sizi ağırlamayı. O yüzden buradayız zaten. Özel buradayız. Eğitim dersi, aynen öyle hocam. Ben özel eğitim dersi verdiğimde tabii ki psikolojide bize de verdiler ama ben sosyal hizmete verirken ben bunun sadece şöyle de bir şey vardı bizde. %1'lik bir dilimde hani bunu görürsünüz. Çünkü biz birebir de seans alabilmemiz için çocuğun belli becerilere sahip olması gerekiyor. Otizmde bunlarda en zor diyaloğa girebildiğimiz. Çünkü söylem yok çocukta. Dolayısıyla da benim verdiğim özel eğitim dersi okulda çocuğa yeterli olmuyor. Motomot bir özel eğitim dersinden işte özel eğitim fakültelerini tabii ki bilemiyorum. Hepsi aynı değildir ama motomot sanki bir insanla değil robotla çalışıyor gibi. Ve ben şuna inanıyorum. Alana çıkmadan, o çocukla birebir de temasa girmeden öğrendiğiniz bilgi çok da önemli olmuyor. Çünkü İnsan bu tek tip bir şey değil. Siz bile hani birçok teknik anlattınız. Çünkü her birinin çocuğuna deneyeceği bile farklıdır. Biri hemen kapar, öbürü daha renkli bir şey ister. Evet siz bunları yapıyorsunuz ama sizin bunları değiştirdiğiniz de ben biliyorum. Yani olmadı mı öbürünü de geç, öbürüne geç, öbürüne geç. Çünkü spektrumu geniş bir şey bu. Yelpazesi geniş. Çocuk da tek bir kanaldan gidilebilecek bir varlık değil. Hiçbirimiz öyle değiliz. Hiçbirimiz tek bir kanaldan gidilemez. Ama o noktada ben de çok isterim. Yani sizin gibi alanda olan birinin gelip öğrencilere, özellikle de bir üniversite öğrencisine mesleki olarak da bunu anlatması önemli. Çünkü çocuklar temasa giremiyorlar. Temasa giriyor öğrendiğiyle temasa girdiği bir değil. Yani benim kendi deneyimim de öyleydi. Hatta hani sana gelip ya nasıl yapacağız ki? Yani bana bunları öğretmediler. Bunun bende cevabı yok. Her şeyin o kadar güzel doğal akışında cevabı var ki Betül Hocam. Gerçekten biraz hani insanı sevmekle de alakalı. Evet. Belki hani siz çok farkındalıkları açık bir insansınız. Ne dediğimi çok hızlı anladığınız için de zaten
bir araya gelmekten, evet, üniversiteyle de sizinle de çok keyif almaktayız. Davetinize icabet etmek bana her zaman onur veriyor. Şöyle ki, yani dışarıda çok gezmeyi seven çok güzel ergen atipikler var. Evet. Bu kişilerin hala bir bireysele girip okuma, yazma, akademik anlamda bir şeyler vermek kaygısıyla hala oyalanmaktalar. Ben erkek eğitimci olsaydım eğer, ben o çocuklarımızla çay ocağında çalışırdım. Bir bayan çay içer, yine girerim. Yani benim öyle bir kaygım ya da şeyim yok. Her alana girmekten hiç çekinmem. Ama baktığımız zaman burada çocuğu yine bir alana sokayım, orada ders vereyim zihniyetini biz velilere verdiğimiz sürece, veliler de hiç farkındalığını açmadan sadece bunun peşine düştüğü sürece, buralarda her zaman bu çocuklarımıza sıkıntı olacak. Tek düzelik, evet, olacak. Replik konuşmalar olacak. Zaten replik konuşmalar, tiyatro. Bu. Evet. Yani ne yapacak? Orada Hasan amca, çay ister misin? Masayı sileyim. Orada kaldırdığı motor planlamayla aldığı bir çay bardağının boş olduğunu görmek. Orada servis yapmak. Alıp onu yıkamak. Orada bir usta var. Orada bir sahip var. Orada kurduğu etkileşim 40 seans aldığı 40 seansa bedeldir. Bir saat çay ocağında o insanlarla geçireceği bir ergenin tabii ki seçili bir yer olması lazım. Yani ahlaklı, etik kişilerin arasında tabii ki bahsediyorum bunu. Her yere çocuklarımızı alıp koyamayız. Güvenilirlikleri çok önemli. Şimdi burada bunu önemsememiz lazım. Ben kendi mahallemde de görüyorum. Hemen seçebiliyorum çok güzel atipik çocukları. İşte amcası var, onun dükkanına gidiyor. Geliyor, eve gidiyor. Bir park var, orada 25 yaşında sallanıyor sürekli. Bu çocuğumuz 16-17 yaşına kadar eminim ki bir rehabilitasyon merkezine gidip geldi. Amcasının oraya gitti, evinin yanındaki parka gitti. Keşke bir yaşam koçu deniliyor ama yaşam koçları da tamamen ailenin üstünden sorumluluğu alıp çocuğun çantasını taşıyorlar. Yaşam koçluğu da o kalitesiz bilgilikle oluşan bir koçluk olmamalı. Evet, evet. Yaşam koçları çocuğun tamamen kendisine yapabileceği tavsiyeleri, önerileri hissetmesine, neden sonuç ilişkilerini göstermeleri gerekiyor. Şimdi bu çocuğumuz neden bu kadar kaldı? Halbuki bakın dışarı çıkıyor. Amcasının yolunu buluyor. O parkta sallanmaktan hoşuna gidiyor. Niye çeşitlilik katılmadı? Neden kişiler bunu sorgulamadı? Eğitim kurumu bu çocuğun burada artık bu şekilde neden ihtiyacı yok demedi? Spor salonuna yüzmeye neden yönlendirilmedi? Yüzme ve spor salonları adı altında yine mi kalıpsal konuşmalar var? Yine hadi atla havuza. Hadi şimdi çıkıyorsun. Bunları geçeceğiz. Burada biraz daha doğal bağlamda yüzdüğünde onuru eden. Aferin koçum sana. Ne güzel yüzdün. Ne güzel işte bana baktın. Hadi gel şimdi buradan çıkalım seninle yüzme hocası. Bir kantine gidelim. Birlikte çay içelim demeli. Hareketlerde de hala komutsal ayak. Masa başının ayaklı tarafıyım. Yani burada hareket becerilerini paten kaymak için, tenis oynamak için de gidilen yerler var. Ama yine masa başının burada ayaklı versiyonu yapılıyor. Yani ayakta hareketle, komutla. Neden bu çocuk dışarıda başka yerlerde bunu pekiştirmiyor? Sadece kurumun içerisindeki alanlarla kalıyorlar. Çocuk neden 20 tane topu alıp parkura gidip gelip takıyor? İnsan o önce. 20 tane ben takmak istemem. Suratımla böyle suratı düşmüş bana spor yaptıran bir hoca. Vır, vır, vır. Bu böyle bir şey yok. Otizmi özel çocukları tek düze kalıplarla yönetebileceklerini düşünmemeliler. Bunların yıkılması gerekiyor. Şimdi doğal bağlamcılar, yapılandırılmış programcılar, eğitmenler ikiye ayrılıyor, üçe ayrılıyor. Doğal bağlamın ne zararı var? Günlük yaşam
Ne kadar kötü gelebilirim çocuğa mesela bir yemek yedirirken? Burnunu mu sıkıyorum yemek yedirirken zorla? Ya da şiddet mi uyguluyorum orada? Sadece şunu yapıyorum. Bunun şeyini vermek lazım aileye. Tamam, burada ortak dikkat olacağını söylemek lazım. Burada bir işaret olma, işaret etme olacak. Burada bir yönerge alma olacak. Bir yıl önce bu anlatılacak. Bunu mu yemek istiyorsun? Tamam, seni anlıyorum ama önce bunun birazcık tadına bak. Ağlayabilir, bağırabilir orada. Azıcık suyunu sıktırarak bir meyvenin tadına baktırabilmeli eğitimci. Burada aile zaten burada kötü düşünmemeli. Evet. Çünkü orada tadına bakıp çok azıcık. Sonra istediği yiyeceği verebileceğinizi göstermek çok mu yanlış bir şey doğal bağlamda? Ne kadar zarar yani verebilir? Orada size güvenmesi ailenin de çok önemli. Çünkü belli noktalarda belli tepkileri anlayabilmek. Gerçi bunu artık siz de anlayabiliyorsunuzdur şimdi. Evet, aile geliyor ama aileyle uyum yakalanamadığında da, bu kendi mesleğim içinde bunu düşünüyorum, danışanla uyum olmadığını, istediğiniz kadar uğraşın, istediğiniz kadar alanınızda iyi olun, bir yere gitmiyor o. O entegre olmadığında, o güven bağı kurulmadığında çocuk istediği kadar istesin, siz istediğiniz kadar isteyin, belli bir yerden sonra yola devam edilemiyor. Edilemiyor hocam. Kafalar aile çok karışık olabiliyor ailelerde. Çünkü hala kafada bir dil terapisi olayı oluyor. Ya da hareket odaklı, biraz önce bahsettiğim. Evet, ben çok yönlendirdim. İstanbul'da velileri kendi dokunamadığınız insanlar oluyor. Sadece sırf telefonla görüştüğüm insanlar var. Yüzlerini dahi bilmiyorum. Önerilerde bulunuyorum. Ama bu ticari boyutta olan bir şey değil. Asla. Online eğitimlere özel çocuklarda inanmıyorum. Bunun verilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bunu gönüllülük esaslı yapmak istiyorlarsa yapsınlar lütfen. Çok yanlış buluyorum. Belki hani aile yani, bilgilendirmesi olabilir. Aileler, evet, yani burada çok yanlış bulduğumu da ifade, bana göre çok yanlış. Bir lise çocuğu değil onlar, ya da çok normal düzeyde değil. Benim çocuklarıma bile etik davranan eğitimciler vermek istemiyor online. Matematik alabilir miyiz diyorum. Hayır hocam, ben buna inanmıyorum diyor. Şimdi özel çocuklardaki bir online etkileşime, evet, inanmıyorum. Yani ailelerin günlük yaşam, öz bakım, çevre, etkileşim, iletişim konusunda etkileyen her kişiye saygı duyuyorum açıkçası. Evet, evet. Yapılan çalışmaları da desteklerim her şekilde, ailelere de öneride bulunurum. Öğrenmeye hazırlık becerileri buralarda oluşabilir. Evet. Buralarda oluşabilir. Duyu aldıklarında da eğer dil terapisini de floor time başlığı altında veren, oyun temelli veren kişiler dilli bu şekilde geliştireceklerse hepsine saygı duyuyorum. Duyu terapisti eve gidiyorsa, düzenliyorsa, dil terapisti evde, ben dil çalışmamı yemekle, çünkü onların dil damak uyaran çalışmaları da var. Bunu verebilirler hocam. Yani bunu kısıtlı tutmamaları gerekiyor. Dil terapisti bunu yapıyorsa, oyun terapisti bu uygulamaları yapıyorsa, ev odaklı, öğrenmeye hazırlık becerilerini tamamlayarak ama. Bunun farkında değilse eğitimciler, öğrenmeye hazırlık evresinin gelişmesi gerektiğini zaten aile bir şekilde farkına varamaz. Çünkü eğitimci farkında değil. Sadece kendi alanını yapacağını düşünüyor çünkü orada. Bir de uzun süreceği söylendiği için çok da geç fark ediliyor. Yani hani çok da hani ebeveyn bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etse de orada işte zaten sürecin uzun süreceği sürekli ebeveyne vurgulandığı için ebeveyn o kendi hislerinden de çok emin olamıyor. Ben biraz da ebeveynlerin hislerine de güveniyorum. Tabii ki farkında ebeveynlerin, o sürekli anksiyetöz ve bir şeylerin yolunda gitmediği paranoyasında değil. Çünkü en iyi, hani siz de bilirsiniz, bir çocuğu en iyi ebeveynleri tanır. Bir şeyin yolunda gitmediğinde ebeveyni bilir. Şimdi eğitimde 2 yıl artık sen aynı yerdeysen bir sorgulamak gerekir orada. Yani çocuk neticede zekasal olarak bir problemi yok bu çocuğun.
Ben biraz da orada hani yanlış yönlendirildiklerini düşünüyorum. Yani uzayacak işte bahanelerle. Bazı aileler buna inanmaya çok meyilliler maalesef. Evet. Çünkü o kadar kaygı yönetiyor ki, yani 2 yaşındayken ilkokul kısmını ben çok da görmüyorum, düşünebiliyorlar. Hani gidecek mi okula? Şuraları toparlamak gerekiyor. Yani 2 yaşındaki bir çocuğun 6-7 yaşındaki okul yaşantısını çok da konuşmanın mantıklı olmadığını. Çünkü 2 yaşında ismine bakması gerekiyor seslenildiğinde. Önce bu aşamaların, değil mi? Bir yiyeceği Tabii istemesi ki. gerekiyor. Babam geldi demesi gerekiyor. Kişi, zamirleri, nesneleri tanımlaması gerekiyor. Hani buralarda biraz daha aileye şunu demeli. Aileyle, evet bu isteklerinizi anlıyorum ama biz şimdi bu sürecimize bir bakalım. Biz bunları zaten tamamlamaya başladıkça adım 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 o süreç inşallah gelecektir. Hadi birlikte bu süreci yorumlayalım. Yaptığımız uygulamaları canlı canlı sunacağız. Orada performans görülecek. Evet. Ve görülen performansta bu uygulama veliden istenecek. Eğer veli bu uygulamaları yapmıyorsa rehber evet orada bir şeyleri de iyi okuyacak. Ailenin burada ne kadar buna inanıp inanmadığını da sorgulamalı bence. Buradaki görevler yapılmıyorsa zaten yollar ayrılır. Evet. Çünkü ihtiyaçların farklı olduğuna da inanabilir ebeveyn. Ne yani bu mu yapılacak deyip ben sadece dil terapisti almak istiyorum. Belki o skalaya sözsüz evredeki o yönergeyi takip hep vurgulamak istiyorum hocam. Ortak dikkat, işaret Evet. etme, saklanan nesneyi bulma, yönerge. 9 tane sıra var. Bu sırayı her alanda oturtacağını bilmeyen bir ebeveyne verememişseniz eğer bunu zaten gidecek ve yıllar geçecektir. Belki ezberden konuşmasıyla tatmin olacaktır. Evet. Belki farkındalığı hiç açılmayacaktır. Ama burada konu ne oluyor? Çocuğun tamamen kaderi başkalarının elinde olabiliyor. Evet. Bir Maalesef. sıkıntı oluyor çocuklarımızda, olmuyor değil. Günümüzde zaten o sıkıntının içine de otomatikman bırakılıyor çocuklar. Hiçbir uyaran yok evde. Bir şey isterken ağlamış, bu ağlamasına hemen cevap verilerek bulunmaya çalışılmış, hiç sorulmamış ne istiyorsun, ne yapmak istiyorsun. Ağlamasına tahammül edilememiş. Bu çocuk ne yapsın, nasıl bir rehberden, kendi içindeki psikolojik anlamda rehberine soruyor. Her şeyde ağlayacağım ama mutsuz, ağlıyor ulaşıyor ama kaslar başka şeyler yapmak istiyor. İçinde bir yaşam enerjisi var, bir yaşam potansiyeli var. Bu bir şeyleri öğrenmek istiyor, bir şeyler yapmak istiyor ama bu yolu adım adım bilemiyor. Hep huzursuz. Biri bana Evet. sınır versin, biri bana dur desin, biri benimle çatışsın ama anlamlı çatışmak. Anlamlı. Ben suda çatışırım belli bir şeyden sonra. Çatışmak çok güzeldir. Yaktırır, çaktırır, burayı çalıştırır, bağlantı kurdurtturur. Beslenmede çatışırım hocam. İhtiyaçta bir oyuncağı almak istediğinde çatışırım. Ama önce oyun oynadıktan sonra. Hepsinin aşaması var. Dışarıya çıkmak istediğinde çatışırım. Öğrenmeye hazırlık becerilerini orada halletmeye çalışırım. Adım adım tek tek derim ki çıkmak mı istiyorsun? Montun nerede? Ayakkabın nerede? Gitti geliş güzel ayakkabı aldı ama bu senin ayakkabın değil ki. Orada bağırır çünkü hazır alışmıştır. Ih yaptı. Hemen kapılar açıldı. Anne üstünü başını giydirdi. Çıkan bir çocuk. Ağlayarak tepki verecek tabii ki de. Hiç yoktan anlamlı ağlayacak. Yani hep anlamsız ağlıyordu. Huzursuzluk vardı. Ama şimdi bir şey için anlamlı ağlamaya başlayacak. Yüzlerindeki anlam değişiyor. Anlam Evet. değişiyor. Yani o şeyleri alıyorlar. Çatışmak çok güzeldir. Anlamlı ve ihtiyaçlı. Dışarı çıkmak istiyor. Öğrenmeye hazırlık becerilerini hemen tak 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 yapmalıyız. Ortak dikkati sağlamalıyız. İşaret etmesini sağlamalıyız. Gösterecek oradan. Orada dili kullanacağız.
sessiz sessiz her şeyi halletmeyeceğiz, sunmayacağız. Burada bir karşılıklı transfer var, alışveriş var. En büyük bence bazen bunu söylüyorum, vicdansızlık her şey sessiz kalmaktır. Evet, evet. Katılıyorum yani, ben. Yani anlamlı yorulacağız. Günü sadece çocuğun arkasını toparlayarak geçiren veliler var. O dağıtıyor, çocuk dağıtıyor, o topluyor. Çocuk dağıtıyor. Yani oyuncakları ayırt edemeyen, o gerçek nesneyle oyuncağı ayırt edemeyen huzursuz olan çocuklar var. Ne oluyor? Sihirli değnek mi dokunuyor? Dokunduğum her çocuk dışarının farkında. Evin farkında. Olaylar tek 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 oturuyor. Konuşma zaten doğal bağlamda ufak ufak gelmeye başladı. Geliyor. Tüm çocuklarda. Artık ne olur biraz da bir şeyler sürece bırakılır. Temel iyi oturursa diğerleri zaten yavaş yavaş gelecek. Hız isteyen velilere belli bir süre sonra artık anlatmıyorum. Çocuğun hızıyla bizimkisi bir değil. Bu sürekli evet. Vurgulanmalı. O hızı yaşayacak, 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 yaşayacak. Yavaş yavaş bir yerlerde patlatıyor. Bazen diyorlar ki hocam biliyor musun burada bunu patlattı, bunu söyledi. Öncesinde çünkü yapıyordu, yapıyordu, oturmaya başladı artık. Bağlantı oradan geldi, buradan geldi, yürütücü işlevler girdi. Eski alışkanlıkların yerine yeni olumlu alışkanlıklar geldi. Onlar oturdu çünkü çocuklar psikolojide de böyle değil midir hocam? Evet. Daha önce öğrendiğimiz olumsuz yaptığımız davranışları biz hep aynı yerde kullanmıyor evet. muyuz? Uyguluyoruz, tekrar eden davranışlar oluyor. Ama her gün yemekte, içmekte, dışarıda, alanda yeni alışkanlıkları verdiğimizde ne olacak? Eski alışkanlıklar arka planda yok olarak silinecek. Yeniler de öne gelecek. Ara ara mekik kuma olur. Bir geriye bir ileriye. Aslında bu hafta iyiydi, geçen hafta iyiydi ama bu hafta bir şey oldu. Niye? Çünkü çocuğun o huzursuzluğunu hatırlar. Öyle bir şey olur ki baba hatırlatır ona o mızmızlanma olayını. Çünkü bir an önce ulaşması için ona o hedefi vermiştir. Aa der yani eskiden ben böyle yapıyordum ne güzel hayatım vardı diyebilir çocuk. Şimdi daha zorlaşıyor. Bir şey istemek için. Evet, yazın biz sadece anneden koparma çalıştım bir öğrencimle mesela. Bu mu çalışılır değil mi? Bir seans buna mı verilir? Evet, buna verdik. Alanlarda anneyi uzaklaştırıp çocuğa şunu anlatmaya çalıştık. Annesinin yok olduğunu düşünmemesi için. Yürüyoruz, annen markete gitti. Annen ileride bankta oturuyor. Nasıl kreşe gidecek bu çocuğumuz? Kreş hazırlığına gidecek, annesinin yok olduğunu sonsuza kadar 3 yaşına gelmiş. 3 yaşını alıyor. Şey mi? Evet, yani burada doğru. Benim kart sunup hadi hadi Ayşe okula gitti demesi mi? Yoksa kendisini mi okula hazırlamam lazım? Hocam mantık örüntüsünde sıkıntılar var. Mantık evet. Örüntüsünün evet. O sıkıntıları kaldırmamız lazım. Yani veliye bazı anlatıyorsun ebeveynine. E diyor ki okula gittiğinde diyor beni bırakmak istemedi. Ama diyorsun ki çalışma istedim bir hafta. Ama ağladı, çok ağladı, yapamadım. Yapmak istemedi. O zaman eğitmen hiçbir şey yapamaz. Ya da zaten onun çok üzerine düşen eğitmenler zaten var. Hani onlarla birlikte bir sürece zaten girilebilir. Öğrenme hazırlık becerilerinin 9 tane alanı her alanda yapılarak aileye gösterilmeli. Bu çocuğu hayata topluma hazırlar. Orada ebeveyni deneyimletmek de önemli. Ebeveyn dışarıda kaldıkça konudan bir haber gibi oluyor. Sanki çocuk da kendisinin değil gibi, süreç kendisinin değil gibi aslında. Biraz amacımız uygulama vermek de olsun istedim. Mesela meşhur özel eğitimde top atma tutma evet, evet. Çalışması. Benim çocuğum modülünde var, işte hedef ve kazanımlarında var, top atıp tutmuyor. Top atma tutmanın hedefinde önce çocuk kol kavramının ne kadar farkında? Kol, kolunu uzat dediğinde kol uzatmayı eylem olarak biliyor mu? Mesela
Bunu eylemde bilmiyor çocuk. Çünkü vücudunun parçalarını anlamlı kullanmamış. Yani yönergeye uymuyor. Bir parkur yaptırmaya kalkıştığında kişilerin hareket odaklı da vücudunun ne kadar farkında olduğunu önce aileyle birlikte çözmesi lazım. Kolunu uzat, bana topu tut dediğinde zaten böyle duruyorlar. Topu tutmuyor, vuruyor, gidiyor, yap, oynamıyor. Çünkü bilmiyor kavramsal olarak. Eğitimcinin gönüldaşlığına çok inanıyorum. Eğitimci almadan önce vermeli. Almadan önce vermeyi öğrenirse, vermenin getirdiği çok güzel şeyleri doğal akışta alıyor zaten. Orada su gibi akıyor. Yeter ki orada biz vermeyi isteyelim, ne yapabilirim, çabayı verelim. Burada veli de çok güzel dönüt veriyor. Çocuk da çok güzel dönüş veriyor. Veremeyen veli de olabilir. Orada yaşantısında sıkıntılar olabilir. Herkesin ailesi çok şey. Ama bir zaman sonra inanın ki tekrardan o şunu yaptım, bunu yaptım dedikten sonra bir şeyler olmadığında doğru yolu eninde de olsa, sonunda da olsa, belki yıpranarak da olsa bir şekilde öğrenebiliyoruz. Bazen evet. Biz yıpranmadık mı hocam? Yıpranarak bir şeyleri öğreniyoruz. Bir sürü davranışın içerisinden geçiyoruz. Bu hepimiz için geçerli. Ama hani orada onu hissetmelerini çok seviyorum ben. Veli'ye sen burada ne hissediyorsun? Bunu sorgulatmayı evet. istiyorum. Evet. Ben toplatma tutma olayına geçeyim. Önce kol mefhumunu öğrenmesi gerekiyor. Hani kol uzat dediğinde eğer çocuk uzatmıyorsa bunu banyoda ebeveynler uygulama veriyorum. Çocukların banyoda küveti güzelce doldursunlar. Güzelce bir vanilya kokusunu yaysınlar esans olarak. Ilık bir böyle güzel bir banyo hazırlayabilirler. Banyo şartlarına göre içerilerine güzelce oyuncaklar atabilirler. Bu keselerle eğer keseden hoşlanmıyorsa çocuklarını bak iki tane kese olabilir ya da yumuşak bir kese olabilir. Onunla birlikte kolunu ovalıyorum. Kolunu uzat dediğinde orada banyoda yönergeyi mutlu olduğu şeyle yaptırsınlar. Kolu öğretsinler. Kafasına gittiğinde kafanı şu an yıkıyorum. Elleriyle hadi sen de yap ovala. İşte hadi bak parmaklarında vücutlarını banyoda yıkayarak keseleyerek öğretmeye çalışsınlar. Biraz oyuncaklarla, biraz şeyle kolunu uzat. Kolunu uzattın, süper ben kolumu uzattım, sen benimkini yap. Önce bir güzel oyun oynasınlar. Daha sonra baktılar ki kolunu uzatı salıncakta yaptırsınlar. Kolunu uzat, seni tutuyorum. Bakın burada çeşitlilik, sadece banyoda kalmamalı. Kolunu uzat, yani dönelim, oyun oynayalım. Üç tane çeşitlilik, kol uzatmakla alakalı. Evet, evet. Buradaki çeşitlilikler çok önemli. Kolunu uzat, şimdi sana jelibon veriyorum gibi. Şimdi kolunu uzat, işte en sevdiği bir oyuncağı onu atmak gibi. Kol uzatmayı önce anlatmamız, aktarabilmemiz, hissettirmemiz, farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Sonra direkt topa geçmiyoruz. Eğer hemen topu kapabilecekse atabiliriz topu. Çünkü şu şekilde kalıyor, almıyor. Şunu yapabiliriz, at becerileri veriyorum. At tut, tabii ki burada konuşuyoruz. Başörtüleri, annelerimizin işte yazma deriz kimimiz. Bunlar ne yapar? Bunu attığımızda bakın parmak arama giriyor. Bir şekilde tutabilme şansım var. Evet. Burada konu ne? Tutmayı hissettirmek. Konu ne? Tutmanın ne anlama geldiğini bilmek, kavram olarak, evet. Eylem olarak. Bunu bilmeyen çocuklarımıza biz 6 ay top atma tutma çalıştım dersek vahim. Kolunu uzatmayı çünkü bilmiyor. Yapamayız. Yapmamalıyız. 6 ay bununla vakit kaybetmemeliyiz. Kırmızı rengi öğretmek gibidir bir şey. Bir yıl boyunca kırmızı çalıştım diyor. Yani çok yanlış. Bunu bir şekilde ne var? Çocuğun cesaretini kırmadan, kolaydan bakın. Eğlenerek gidiyoruz. Bu şekilde yaptı. Sonra ne yaparım? Biraz daha büyük bir parçaya geçebilirim. Eğlensin diye sevmiş olabilir. Bağlayabilirim.
Bağlıyorum. Görülüyor değil mi hocam rahat? Evet evet. Bağladım. Gayet rahat hocam. Bağladım. Atmasını tutmayı karşı taraftan verip bakın sağladım. Sonra ne yaparım? Gazetelerden topumuzu alana kadar hemen vuruş kurarak top yaparım. Çünkü bu da parmak aramıza girer. Yani burada bir bant takıp burada tam açılmasını sağlamayacağız. Çok da bantlamayın lütfen. Bir şekilde parmak arasına girmesi için. Banyo. Ne yaptık? Yakalama tutması için onu basitten aldık. Tülbent. Atkı bağlayarak biraz daha ağırlığını hissetmesini sağladık. Sonra gazeteden topa benzeyen bir nesne yaptık. Yani top yaptık. Ve parmakları arasına girmesini hissettirmek için bunlar. Hissetme. Yani öğrenmeye hazırlık becerilerinde atma, tutma, yönerge diyoruz ya, yönerge alacak çocuklar. Biz bunları çok bilinçli bir şekilde yönetmezsek olmaz. Sonra ne yaparım en son aşama? Topa gelir. Zaten otomatikman atmanın, tutmanın, kolunun kullanmasını bilen çocuk bunu çok rahat tutar. Ama biz sallanırken başlıyoruz. Topu tutmayınca bırakıyoruz sanki yapamıyor gibi. Evet, yani ben gazeteden toplarla mesela çok oynattırırım çocukları. Şu an bağımsızken çalıştığım velilerim de bilir. Hepsinden hep aynı şey isterim. Gazeteden lütfen toplar yapın. Ya da zaten örtüyle oyunlar oynarız. Kim oyunları oynarız? Örterek çalışırız mesela anlasın diye. Bazısı hoşlanmıyor. Onu çok uzun tutmuyorum. O yüzden yani çeşitliliğimiz çok önemli. Öğrenmeye hazırlık becerilerindeki çeşitliliği, becerisi olmayan eğitimciler kısır döngüyü sağlayıp bu çocuk çok rutinde kalıyor. Bu çocuk bu kadar oldu diyemez. Evet. Dememeli. Çabalamalıyız. Çaba, çaba, çaba. Dışarıda da öyle. Gezmeye ben sürekli dedim ki ağaç gösterin, çiçek gösterin, dur bekle çalışın. Buna da bir şey katmalıyız değil mi artık? Şimdi çocuk bunu yapıyor, sıkılıyor. O halkadan çıkmak istiyor. Ben o halkayla hala bekle dur çalışamam. Biraz risk alacağız trafiğin olmadığı yerlerde. Hani yola koştu. Çocuğu biraz bağımsız bırakıp adımlarımızla koştum, 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 durdum, bekledim. Yönergelerini beklemeyi, dinlemeyi vermek durumundayız. Çocuklarımızın ağlamasını yemekte, her yerde, nerede yemek yerse yesin, anneannesinde, dedesinde, restoranda, orada kuralına uygun, ilk verdiğim aşamalara uygun çocuğundan istemeli. Bir yerde, bir alanda kalmamalı. Bunlara dikkat eden aileler kazanır. Şu verdiğim örneklerle bile kendileri yol alabilirler. Çok rahat yol alabilirler. Beslenmede yine bir obje kullanmak. Yani köpek ağzını açmak istemiyor, yemek istemiyor. Burayı da oyunlaştırabiliriz. Hadi önce köpeğe yedirelim. Önce sonra kavramı çok önemlidir. Ağzına verip şimdi sıra bende. Şapkayı da takabiliriz. Ham, şimdi sıra sende. Burada çok çeşitlilik katabiliriz. Çocuğun durumuna da bağlı. Köpeğiyle oynamayı çok seviyorsa köpeği de katalım. Yemek yeme becerilerine, kuralına verebiliriz. Oturmayı biz sadece masa başında sağlayacağız diye bir durum yok. Yanlış eğitim modellerini sorgulamayı bilmek lazım. Ne olursa olsun. Ben tekrar teşekkür ediyorum bize kattığınız Teşekkür ederim. Faydalı olabiliyorsak ne mutlu. Çünkü biz vergi dairesi çalışanı değiliz ya da herhangi bir yerde bir memur değiliz. Öğretmenliğin bilinci bambaşka bir şey. Yani burada bir yaratım da var. Burada kalbe gerçekten Doğan Cüceloğlu nurlar içinde uyusun. Öğretmen olmayı çok güzel izah etmiş. Kalben bir insandır. Neden herkes sever? Gerçekten bam telidir. Yani dokunabilmiştir herkese Doğan Cüceloğlu. Onun Öğretmen Olmak kitabını çok severek okumuştum. İnsan içinde şurasını hissettiği zaman zaten verimli oluyor.
Tabii ki herkesin bir meslek alanı var. Evine kazancını o şekilde getiriyor ama burada bu kazanımla sağladığımız bir de verimli oluyorsanız o vicdanen çok rahat ediyorsunuz. Yani evet. Doyumu bambaşka. Bunu hisseden öğretmenlerle zaten bir araya geldiğinizde uçuyorsunuz Betül Hocam. Bunu siz de biliyorsunuz. Kendi evet. alanınızdan yürekten yapan insanlarla gerçekten evet. konuşmak ayrı bir keyiflidir. Yani bunu herkesin hissedebilmesini temenni ediyorum. Çünkü siz de şifalanıyorsunuz. Çok evet. iyi geliyor. Bir şey faydalı olabilmenin yararı. Çünkü şunu şöyle bir diyalog geçmişti. Yeni bir diyalog kurduğum arkadaştan bir ortamda. Ben de dedi özel eğitim alanında gönüllülük esaslı bir yerde dedi görev yaptım. Ne kadar dedim? İşte dedi 15 gün yaptım. Neden dedim? Psikiyatrım önerdi dedi. Ne dedi dedim? Nasıl girdiniz? Dedi ki bana bir cana dokun. Bir insana iyi gel, şifalanmaya başlayacaksın, iyi olacaksın. Gerçekten dedi, ben gittim çocuklarla dedi, işte bir yere bağlı bir dernekle birlikte etkinlikler yaptım, dahil oldum. Ben bütün ilaçlarım falan ortadan kalktı. Kendimi iyi hissettim. İyiyim ve hala işte İstanbul'da belli noktalarda derneklerle, çocuklarla alakalı çalışmalar yapıyor. Ne kadar yoğun olsa da, çalışsa da şu an kendini çok iyi hissediyor. Mutlu olmanın sırrı aslında bir şeyler yapabilmek. Özellikle bu alanda eğer bunun keyfini eğitimciler alıyorsa bambaşka bir noktaya doğru gidiyorlar. Bilgi bir de böyle yani bunu bir şeyle sürekli pazarlamamalısınız. Yani bu çok bana çirkin geliyor. Biri yardım evet. istediğinde ben şimdi bu atma tutma basamağını belli bir işte seansla satışını yapmamalıyım. Ulaşılabilmelisiniz. Zaten uygulama görmek isteyen yakınınızda, yörenizde kişilerle sizi bir yaşayayım, sizi bir göreyim diyen insanlarla birlikte alıyorsunuz. Evet. Veriyorsunuz bir şeyler. O insanlar da sizin hakkınızı vermek istiyor zaten. Bu bambaşka evet. bir şey. Yani öğretmenlik bakış açısı çok farklı olmalı. Eğitmenlik, uzmanlık, doktorluk, hemşirelik, eğitmenlik, psikologluk, psikiyatrlık başka insana dokunan yerler. Buralar çok tehlikeli evet, evet. yerler. İnsanlara zarar vermemeliyiz. O yüzden yapabilmeliyiz. O yüzden ben de doğru insanları öğrencilerimizle buluşturmak istiyorum ki doğru hem doğru insan olabilsinler hem de doğru bilgiyi öğrenebilsinler diye. Rol model olmak da çok önemli. Sadece bir eğitim vermenin de bir diploma vermenin de ben çok önemli olduğuna inanmadığım için hem doğru insanlarla karşılaştıklarında bir utanç geliyor. Onlara uygun davranmamanın verdiği bir utanç. Hem de orada doğru insanları onlar için getirmenin verdiği bir gurur da var. Dolayısıyla da orada hem bize hem kendi çevrenize verdiğiniz bir değer var. Çok teşekkür ediyorum bu. Hem bu vaktinizi ayırdınız, hem velileriniz vaktini ayırdı, hem de çok önemli gördüğüm uygulamalar. Bunlar bir yerlerde yazan uygulamalar değil, tamamen sizin keşfederek, çocuklarla buluşarak, kendi kendinize deneyimleyerek, kendinizin oluşturduğu teknikler bir şekilde. Ben çok teşekkür ediyorum. Velileriniz zaten yeterince bilgilendikleri için sanıyorum soru sormadılar. Eğer şeyse... Çok konuşuyoruz çünkü. Velilerimiz de her daim bu konuları evet, konuştuğumuz evet. için. Tabii şu an velilerimizin dışında kişiler de olabilir. Tam olarak evet, göremiyorum. Evet, öğrencilerimiz de genelde daha dinleme odaklı oldukları için onlar da henüz çok bildikleri bazı alanlar değil. Zaten onlar da sürece dahil olduklarında mutlaka doğru insanlarla diyaloğa gireceklerdir. Eğer hocam ekleyecek bir şeyiniz yoksa kapanışa geçelim. Ama ben sizi dinlemeyi tabii ki çok isterim. Evet tabii belli bir süre var, onu da çok aşmayalım. Ben konuşmaya hazırlık becerilerini kalem kağıt varsa ya da telefonlarından açıp yine sıralamak istiyorum.
Tabii ki. Burada tabii çünkü ki. bizi ilk defa izleyen insanlarımız da vardır. Onlara bunu temelini vermek istiyorum. Bunlar zaten özel eğitimin basamaklarının arasında var ama bunu bir araya getirmiş olarak düşünsünler. Bir şey başlarken sözsüz evre nedir? Buralarda dikkat ederler en azından. Söylüyorum, herhalde açmışlardır telefonlarını. İşaret etme, ortak dikkat, al ver yani yönerge takip, aşamalı olarak saklanan nesneyi bulma, sıra alma, bekleme, izleme, dinleme, seçim yapma, taklit. Yani bunun yanında sen de yap, takliti sen de yap. Söz kalıbıyla verebiliriz. Aynısını yap, söz kalıbıyla verebiliriz. Önce sonra kavramı, başladı bitti, önce sonra kavramı. Önceyi ve sonrayı anlayamayan, kavrayamayan çocuklarımız davranış bozuklukları gösterir. Evet. Yemek yerken önce bu, sonra bu. Dışarıya çıkarken önce ayakkabılarını giy, sonra bu. Başladı bitti, 1, 2, 3 başladı, 1, 2, 3 bitti gibi çocuklara buradaki sınırlı kavramını çevrede, evde, yemekte, her yerde, beslenmede davranışsal olarak vermeyi öğrettiğimizde öğrenmeye hazırlık alt basamaklarını doldurmuş oluyoruz. Sözlü evreye de geçmede bir sakınca olmaz. Çok nörolojik sıkıntısı yoksa çocuklarımızın. Evet, fizyolojik başka. Bunlar ana konular. Bunları her tarafa yaymayı, biraz da kendi becerilerini katacaklar. Yani burada atmayı tutmayı bu şekilde yaptım ama ben başka ne yapabilirim? Konu sadece atma tutma değil. Evet. Kontrolü buradaki basamaklarla sağlayacağız. 5 gelişim alanını. Bunun altını dikkatle çiziyorum. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Betül Hocam çok teşekkür ben ederim. Ben çok memnunum. Neredeyse bir iki seansımız oldu burada. İnşallah insanlara ve orada sadece yakınlarına ya da bunu deneyimleyenlere değil, bence herkesin de bilmesi gereken de bir durum bu. Çünkü biz de tam olarak bildiğimiz bir alan zannediyoruz otizmi ama çok fazla yanlış bir bilgi var. Ben teşekkür ediyorum tekrar katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Bir de bir yanlış anlaşılma olmasın diye bir şeyin altını çizmek isterim. Bu paylaştığım uygulamaları çok okuduğum için, parça parça okuduğum ya da ergoterapistlerden Barbara Shear'in bu arada kitabını öneririm herkese. Uygulamalar da vardır içerisinde. Bu bütünlüğü nasıl sunabileceğinizi bir araya getirme şeyi vardır. Evet, duyu bütünlemede, banyoda şey vardır ama bunu atma tutmaya nasıl entegre edebiliriz? Bir kol uzatma gibi. Bunların bütünlüğünü bir araya getirme iyi yapabildiğimi düşünüyorum. Okuduğu parça parça şeyleri alt mefhumları nasıl oluşturabilme kısmındaki bir araya getirmedir aslında bu verdiğim örnekler. Tam bir yerde bunu göremezler. Hani bu da yanlış anlaşılma olmasın. Hani o yüzden size hasbettim zaten, yönteminiz de doğru ve hani bir yerde yazılı değil. En güzel tarafı da bu bence, çünkü artık dogmatik bilgiye döndü bu. Bizde de mesela psikolojide de her yerde okuyup aynı şeyi bekliyor ve kendine has bir şey çıkmıyor. Evet. Asıl sizin duygunuz, ruhunuz ve kalbiniz orada bir şekilde çocuğa dokunuyor. Zaten sizin söylediğiniz de o, hani bunu çeşitlendirmek, duyguya göre, kişiye göre çeşitlendirmek. Orada çok özel teknikleriniz olduğunu biliyorum. Tabii ki hepsine bu yayına maalesef sığdıramayacağız. Evet. Ama elimizden geldiğince bunu duyurmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince. Çok teşekkür ediyorum insanlara bu fırsatı, bana bu fırsatı verdiğiniz için. Doğuş Üniversitesi'ne, size Betül Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben de vaktinizi bize ayırdığınız için öğrencilerimiz ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Çünkü çok kıymetli ve gerçekten özel bir program benim için de. Zevkle, seve seve her zaman çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar diliyorum. Görüşmek üzere hocam. Kendinize dikkat edin. Siz de.